Evet, maç başladı değerli izleyicilerimiz. İnternette biraz sıkıntı olduğu için şu an itibariyle evet, sizlere buradan yardımcı olacağız. Takımımız kullanışı kullandı. Evet, Esat kurdu birkaç haftadır. Evet, sakatlığı nedeniyle oyuna girmeyen Esat. Şimdi evet, 11'de yine 11'de bakıyoruz. Evet, Emre Kalkan'ı görüyoruz. Evet, uzun zamandır evet, ilk 11'de çıkmayan Emre Kalkan da oyuna dahil olmuş. 0-0 ilk itibariyle karşılıklı ataklar var. Aşırı yağmur var. Bu nedenle seyircileri de bir hayli tabii ki çok iyi göstermesi de yine de yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Dışarıya çıkamazsınız, öyle bir yağmur yağıyor ki çok şiddetli bir yağmur var. İşte uzun zamandır 11'de oynamayan Emre Kalkan geldi. Evet, ayakkabısını değiştirdi, izin aldı. Şu an itibariyle Çorlu Spor'un atakları var. Offside. Evet, 11'deki değişiklikleri söyleyeyim size. Biliyorsunuz Salih'in parmağı kırık olduğu için evet, yerine kupada başarılı bir grafik çizen Baran şu anda oynuyor. Kalede Baran var. Ve defansta hocamız yine bu hafta Bekir'i evet, ön plana çıkardı. Sağ bekte Bekir var, sol bekte Furkan var. Ortada göbekte Berhan ve Emre. Defansımız bu şekilde. Orta sahaya dediğimiz gibi Göktuğ ve Erhan'ın yanına bu sefer evet, Esat'ı monte etti hocamız. Hacı sarı kart cezalısı olduğu için Hacı Çiçek oynayamıyor. İleride de her zaman olduğu gibi Mustafa sol yerini almış. Ve dediğimiz gibi evet, Yavuz ve Emre Kalkan. Emre Kalkan ilk defa ilk 11'de şu an yani liglerde 11'de oynuyor. Evet, beklentilerimiz var tabii ki. 0-0. Emre Kalkan. Evet, çok şu anda offside yok. Güzel pozisyon. Anladı. Güzel bir pozisyon yakaladı. Göktuğ'un vuruşu. 0-0 mücadele devam ediyor. Dediğimiz gibi yetenekli bir oyuncu Emre Kalkan. Sakatlığından dolayı yer almamıştı. Şimdi hocamız kombiye yer verdi. Göktuğ'dan Bekir'e, Bekir tekrar Bekir geçmedi Bekir'i. Göktuğ bastırıyor. Esat. Berkehan. Sıfır sıfır. Erhan saldırıyor. Erhan ortalarsa tehlikeli olabilir. Kornere attılar. Bu dakikalarda pazarımızın baskısı var. 12. dakika 0-0. Korner atışı kullanacağız. Out. Yağmur yağışlı olması sahide etkiledi tabii ki. Rakibimiz de öyle yeğilir yıkılır bir rakip değil. Çorlu bir hayli evet,
bütçe harcamış bu takım. Bir de iddialı durumlardan. Bekir bastırıyor. Mesai kalktı. 0-0.